Hayırlı günler, iyi yayınlar diliyorum. Bir sorum olacaktı bu boşanmayla alakalı, talakla alakalı. Şimdi biz bir müddet ayrı yaşadık, sorun yaşadık ve daha sonra dışarıda bir yerde görüşmek için buluştuk. Ve bana seni boşadım diye söyledi. Daha sonra akabinde tekrar birkaç kere ben bu kadını boşadım diye birkaç, yani orada etrafımızdaki insanlara söyledi. Bu ricci talak mı olmuş oluyor, bayin talak mı olmuş oluyor? Ayrıca eğer bayin talak olmuş oluyorsa nikah tazelerken 3 temizlik süresi beklemek gerekiyor ya, bunun sonu... Kaç defa söyledi bunu? Yani... Boşadım seni diye bana söyledi. Daha sonra birkaç kere peş peşe başkalarına da söyledi. Boşadım ben bu kadını diye. Boşadım diye birkaç bunun kere söyledi. Dönüşü yok efendim. Anladım. Yani anlattığınız yani tekrar... kadar yok. Ama bir çıkış yolu var, onu izah edeceğiz. Sadece tamam. Şunu sorayım mesela. İlk dini nikah hakkınızda sizin babanız var mıydı orada? Vardı, evet. Peki şahitlerin ikisi de erkek miydi? Beş vakit namazını kılan, haramlardan sakınan kimseler miydi? Biliyor musun, hatırlıyor musun? Yani çok hatırlamıyorum ama sanırım öyleydi. Yani çok hatırlamıyorum. Tanımıyordum çünkü nikahta bulunanları. Tamam. Yani şöyle söyleyeyim. İkinci boşanma, hani talakı bayin gerçekleştikten sonra nikah tazelemek gerekiyor ya. O, hani beş beşe söylemedi üç boşanmayı. Olsun, değişik zamanlarda söyledi. Ben kadını boşadım, boşadım. Yok, şart değil. Başka zamanlarda söylediği için o üç geçmiş. Bitmiş yani o iş. Ama mesela talakı bayinden sonra nikah tazelemek gerekiyor ya. Ama nikah tazelemedik biz. Anladım ben. İzah edeceğiz efendim onu. Tamam, tamam. Peki, çok efendim. Teşekkürler. Peki. Hı-hı, sağ olun. Beyim ne dedi? Ayrı kaldık, sonra bir araya geldik. Seni boşadım dedi. Daha sonra birkaç defa böyle dedi, boşadım haberi geldi dedi. Şimdi dinleyicimiz talak-ı ricci midir, talak-ı bayin midir? Hem talak-ı ricci açık net kelimelerle söyleyince talak-ı ricci'dir. Bayin olan talak ise kinaye olan lafızlarla söyleniyor. Şimdi dinleyicimiz evet kitaplarını okumuş, belli bir altyapısı var bu konuda, araştırdığı belli. Mesela dedi biz dedi o talak-ı bayinden sonra nikah hakkı yapmadık. Yani tekrar boşamasının. O dediği yanlış değil. Kitaplarda yazıyor. Tam İlmi Hazreti Tebedi'li kitabında da yazıyor. Mesela bir erkek hanımını talak-ı bayinle bir talak verse bu şeyin neticesinde de nikah hakti falan da yapmasalar, yeniden nikah hakti yapması lazım talak-ı bayinle, yapmasalar tekrar talak verse hanımı değil ki, yani o vermiş olduğu talak bir şeydi yani. Boş bir iş yani. Boş bir iş. Hani bir söz var ya, bekara kar boşamak kolay olur. Öyle olur. Ha, öyle bir şey olur yani. Onun bir şeyi olmaz. Dinleyicimiz ne dersem okumuş. Bunlar da şey yapıyor. Fakat bu açık kelimelerle söylemiş. Talak-ı ricci bununki. Şimdi görüşmüşler, şey yapmışlar falan da. Ama Hanefi mezhebine göre genel hüküm itibariyle buyuruyor ki bundan bir çıkış yolu kalmamış. Bir de bunu erkekten dinlemek gerekir. Böyle durumlar tek taraflı hüküm verilmez. İşte ben sordum böyle dedi falan. Hani iki taraflı olduğu zaman iki tarafı da dinlemek gerekiyor. Hani kitaplarda bazı şeyler var. Bu kadılık yani hakimlik işi. Çünkü tek taraflı dinlemek suretiyle hüküm verilmez. Şahitler de dinlemek gerekir. Erkeğin de aynı şekilde araması. Bir çıkış yolu arıyor mu, aramıyor mu? Yani sadece kadının aynı şekilde zoruyla mı yapılıyor bu? Onun isteğiyle mi yapılıyor? Erkeğin düşüncesi nedir? Gerçekten hani başka yerlerde de bunu defalarca söyledi mi? Peş peşe söyledi mi? Nasıl söyledi? Ne şekilde söyledi? Onu bizzat kendi ağzından dinlemek gerek. Ondan sonra hani kitaplarda bildirilen hüküm kendilerine iletilir. Diyelim ki peş peşe de söyledi. Bitirdi işi. Yani Hanefi mezhebine göre çıkış yolu kalmadı. İlk dini nikah hakiklerini onun için sorduk. Baban var mıydı? Var dedi. Peki şahitler? Çok emin değilim dedi. O araştırılır. Yani erkek de gerçekten evliliği devam ettirme düşüncesinde ise, bir arayış içerisinde ise. Mesela bunların önceki nikah hakikleri İmam-ı Azam Übani Hazretleri'nin iştihadına uygun düşmüş.
ya bugüne kadar evli kaldığı süre içerisinde bunlar birbirlerinin helaliydi, günah işlemediler. Ama İmam-ı Şafii Hazretleri'nin iştihadına göre bunlar evli değil. İmam-ı Şafii Hazretleri ne istiyor? Nikah hakkında babanın olması, veli olarak onun olması. 10 sene 2 tane erkek şahit. Fısk meclisi olmayacak. 5 vakit namazını kılan ehl-i sünnet dikkatinde olan 2 tane erkek şahit olması gerekir. Ve hatta yine Şafii mezhebinde nikahın sahih olabilmesi için başka bir kavil var. Nikah ve tezviç kelimelerinin bizzat geçmesi gerekir. Bunlardan birisi noksansa İmam-ı Şafii Hazretleri'nin içtihadına göre bunlar evli değil. Nikahları yok. Hanefi mezhebinde olup da bu şekilde başlarına iş gelenler gerçekten evliliklerini devam ettirmek istiyorsa bu şartları, yani İmam-ı Şafii Hazretleri'nin bildirmiş olduğu bu şartları temin etmek suretiyle yeniden nikah hakkı yapılır, evliliklerine devam ederler. Nikahta ve talakta da Şafii mezhebini takdir etmiş olurlar efendim. Dinleyicimizin dediği o konu ne? Talak bayin olursa, bayin talak olursa nikah yapılması mı gerekiyor tekrar? Şimdi ikisinde de aslında var da. Kurtarıyor mu yani? Talak-ı rici ile talak-ı bayini arasındaki fark anlatılırken talak-ı rici de şeyi beklemesi gerekmez. İddeti beklemesi gerekmez. Bugün söyledi, yarın gitse hanımın eline değse geri dönmüş olur. Ama bağın birisi gitti gene. İki defa söylese rici olarak yine gitse hanımın eline değse yine geri döner. O bir bağla evlilikleri devam eder. Ama talak-ı bayin de böyle geri dönemez. Peki üç defa söyleyince artık talak-ı rici olmaz mı o durumda? Üç defa arka arkası da onu da söyleyse o da talak-ı ricidir, bitmiştir. Onda dönecek tarafı kalmadı. Üç bağda kopardı attı. Kopardı attı. Talak-ı bayin de bir talak verdi. Onun için mesela sünnete uygun boşanma şekli kitaplarda anlatılırken önce bir talak-ı bayin verir. O iddet müddetini bekler. Ha, baktı ki iki tarafta bir düzelme yok. İkinciyi verir. Bu arada görüşmezler. Hayır, görüşmezler. Ayrı ayrı olurlar. Birbirlerine yabancı durumdalar. Ve ikinci talakı verir. Son bir hakları kaldı. Ya yani bir iddet müddet daha bekler. Yani aşağı yukarı şöyle bir sene sürüyor bu. Evet. Bir sene sürüyor. Bu zaman diliminde ya işte biz hata ettik, ben de şurada hata ettim, şunu yanlış yaptım falan. O kalan bir bağı kullanmadan tekrar akit yaparak Hanefi mezhebine göre bunlar evliliğini devam ettirir. Ama bunu bilmesi gerekiyor yani. Tabii bilmesi gerekiyor. Bilinçli birisi yapabilir bunu, tabii, bilen birisi yani. Şuurlu bir şekilde bunu bilmesi, bu bilgileri de aynı şekilde yerleştirme, ona göre hareket etmesi gerekir ki yani dinleyicimiz biraz bir şeyler okumuş, evet, bir altyapısı var. Hani bizimki talak-ı bayin mi, talak-ı rici mi anlamadım. Açık net kelimeler talak-ı ricidir. Kinayeli lafızlar talak-ı bayindir. Talak-ı bayinli bir talak verdiği zaman iddet müddetten sonra tekrar yeniden nikah hakkı yapar. Ama şunu unutmamalı. Efendim yeniden akit yapıldığı zaman o vermiş olduğu bağ tekrar geri gelmez. O gitti artık. O gitti, koptu o. Onun şakası yok. Onun için adakta talakta şaka olmaz deniyor. Mesela bir kimse böyle cuşa geldi, kalbi yumuşadı, bir işi olacaktı. Ya Rabbi dedi, eğer dedi bu işim olursa bir ay oruç tutacağım dedi. Bu işte oldu. Oldu. Ondan sonra gelir artık sorar. Efendim, öyle dediydim ama... Dilimin ucundan. Yok, bitti o. Hatta bir ay demedi de bir sene dedi, hiç coştu. Bir sene tutacak vaç bu. Bir sene tutacak. Yani seni kimse zorlamadı. Sen kendini zorlamadı. Onu yerine getirmekle mükellef mi? Evet, yerine getirmek. Şeyde de öyle, talakta da öyle. Onun için de nikah akdini fesheden bu kelimeleri bir erkeğin, Müslüman bir erkeğin diline çıkarması lazım. Mesela ecdadımız zamanında ben çocukluğumda hatırlarım. 70 sene, 80 sene mesela yaşları ilerlemiş, aynı yastığa baş koymuş. Hiç mi vuku bulmadı, hiç mi kavga olmadı o evde? Olmaz olur mu ya? İnsan olacak, orada huzursuzluk olmayacak. Bunun ikisi de ya evliya olacak, yüksek derecede evliya olacak ki ikisi de melek gibi, tamam. Değilse mutlaka olacak. Mutlaka olacak ve olmaması mümkün değil. Çünkü Allah-u Teala insanı melek olarak yaratmamış. Hani zannediyorlar ki böyle filmlerde, romanlarda falan, neydi o Yeşilçam'ın artistlerinden birisinde işte böyle aşk filmleri falan, işte Şafilo falan, işte efendim aşık oldunuz falan diyor filmlerde. Hoşuma gitmişiz o zaman. O filmlerde öyle cicim canım canım falan, öyle bir şey yok yani. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Bu işin tatlısı da var, acısı da var, ekşisi de var, hepsi.
Hepsi yerine göre kavga edersin, yerine göre aynı şekilde hırgür edersin falan filan. E peki etmediler mi? Ettiler. E peki niye aynı şekilde bu nikah hakkını fezeten kelimeler dillerine dökülmedi? Ha, altyapılarını ona göre oluşturdular. Ha, bağırır çağırır, o da ayrı. Ya putperest Japonlar bile aynı şekilde adam müdürüne kızıyor, bilmem ne kızıyor, hususi odalar yapmışlar. Gidiyor müdürün resmini asıyor oraya, kum torbasına pataküte pataküte dövüyor, dövüyor müdürü, çıkıyor sonra rahatlık. Tamam, rahatlıksın, rahatım. Hani geçen sene miydi, belki sene miydi, bir tanesi işte bir kavga çıkarmış yolda da sonra oradakiler ondan da güçlü çıkmış, herifi iyi bir dövmüşler. Muhabir soruyor diyor, rahatladım, rahatladım diye. Dayağı yiyince rahat. Dayağı yiyince, bazıları öyle. Bazıları öyle. Allah-u Teala herkesi aynı şekilde standart yaratmamış. Onun için hadis-i şerifte buyuruyor ki insanlara anlayacakları akıllar nispetinde hitap ediniz ve anlatınız. Adamın anlayacak gücü yok. E sen coşmuşsun anlatıyorsun falan. Yüksek perdeden gidiyorsun. O da böyle dinliyor. Sen zannediyorsun ki bir dikkat dinle. Bir sorsan hiçbir şey yok. Niye? Seviyesinin üstüne gidiyor. Çocuk da öyle. Çocuk da öyle. Onun seviyesine, onun şeyine gireceğim. Ondan sonra şimdi bizim küçük torunlar var. Onların hareketleri, anneleri, babaları bir şey söylüyor falan. Benim çok hoşuma gidiyor. O saf, berrak şekilde. Annesi mesela anlatıyor. Bak diyor yavrum, bu böyle böyle. Tamam anne ama diyor, onu diyor alman lazım. Onu yapman lazım. Sen istediğin kadar anlat. İstiyor onu ya. Tabii. İstiyor. Yani onun daha üstünde bir şey anlatamaz. Yok. Yani çünkü verilmemiş. Hani vermeyince Mahmut neyse, neylesin Sultan Mahmut. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.